Herkese merhabalar değerli takipçilerimiz. Her hafta yenisini gerçekleştirdiğimiz söyleşi programımızda bu... Değişikliklerden bahsedelim hocam. Yağ oranımız düşüyor, kas oranımız artıyor, ağrılarımızdan kurtuluyoruz. Sabah uyandığımızda zinde uyanıyoruz. İşte duruş bozukluğumuz varsa duruş bozukluklarının önüne geçiyoruz. Psikolojik olarak da kendimizi mutlu hissediyoruz. Yani spor sonrası elde ettiğimiz mutluluk paha biçilemez. En önemlisi mutlu olmamız. Dediğimiz gibi fiziksel özellikleri de çok fazla. Sayamadığımız birçok faydası vardır bizlere. Evet, hemen bir diğer sorumuza geçiyorum. Spor yaparken kalori hesabı yapmalı mıyız? Spor yaparken kesinlikle kalori hesabı yapılmalıdır. Çünkü hedefe giden yolda bizim almamız gereken kalori miktarı, kilo almamız için almamız gereken kalori miktarından 200-400 fazla vermemiz, kilo verirken almamız gereken kaloriden 200-400 daha az almamız gereklidir çünkü. Yani ezbere yapılan diyetlerde sağlıklı sonuçlar elde edemeyiz. O yüzden kalori hesabı yapılmadan kesinlikle güzel sonuçlara ulaşamayız. Kalori hesabı kesinlikle yapılmalıdır. Peki hocam, ben çok kısaca şunu sormak istiyorum size. Spor yapıyoruz, evet, birçoğumuz da, özellikle hanımlar için soruyorum ben bunu, kilo verme odaklı çalışıyoruz ama herkesin bünyesi bir mi? Herkes çok zayıf olabilir mi? Kendimden örnek vereyim, herkes benim gibi mi olmak zorunda ya da? Hocam, bir kere vücut tipleri vardır. Evet. Mezomorf, endomorf, ektomorf dediğimiz. Yani zayıf, yiyorum kilo alamıyorum diyen vücut tipi, su içsem yarıyor diyen vücut tipi, bir de yerse kilo alır, keserse kilo verir. Evet. En şanslı olan vücut tipi. Şimdi herkesin vücut tipi bir kere farklıdır. Tabii bunda herkes %100 mezomorf, %100 ektomorf, %100 endomorf değildir. %70 mezomorf olmuştur, %70 mezomorftur, %30 ektomorftur. Yani karışık da olabilir. Herkesin ergonomisi farklıdır, vücut anatomisi farklıdır, genetiği farklıdır. O yüzden bir kere herkesin verebileceği kilo ya da alabileceği kilo farklıdır. Herkesin alması gereken kalori farklıdır. Metabolizma hızı farklıdır. Ama tavsiyem kilo vermeye odaklanmayalım. Kas oranını düşürmemeye ve kas oranını artırmaya ve yağ oranını düşürmeye odaklanalım. Yani burada bizim temel hedefimiz kas olsun. Çünkü kas oranımız artarsa otomatik olarak yağ oranımız düşer, bazal metabolizmamız hızlanır. İstediğimiz kadar yesek de çok hızlı bir şekilde kilo almayız, hani yağlanmayız. O yüzden hedefimiz tartıdaki kilo değil, tamamen yağ yüzdesi ve kas oranıyla alakalı olsun tavsiyemiz. Teşekkür ederiz. Ben de hanımlar için şunu eklemek istiyorum. Lütfen kendi vücudunuzu, motivasyonunuzu düşürecek şekilde başkalarının vücutlarıyla, kilolarıyla kıyaslamayalım. Bu gerçekten spor yaparken motivasyonunuzu da düşürüyor. Belki erkek bireyler için bu böyle olmayabilir. Kas gelişimi için herkes birbiriyle kendini kıyaslayabilir, daha iyi olmak isteyebilir ama biz sağlık için spor yaptığımızı düşünerek söylüyorum bunu. O yüzden çok fazla da kıyasa girmeye gerek yok bu konuda. Hemen bir diğer sorumuza geçiyorum hocam. Kimler ağırlık antrenmanı yapmamalı? Hocam, doktor, uzman hekimin onay vermediği hiç kimse yapmamalı. Ama örneklendirelim derseniz, hani göz tansiyonu olan kişiler ağırlık esnasında kendini sıkacağı için sıkıntı yaşayabilir. Diyabet hastalığı olanlar beslenme esnasında
ezbere bir beslenme programı yaparsa diyabetten dolayı sıkıntı yaşayabilir. O yüzden uzman bir diyetisyenden sağlıklı bir beslenme programı alarak devam edilebilir. Fiziksel rahatsızlığı olanlar, işte ciddi seviyede bel fıtığı problemi olanlar, boyun fıtığı, boyun düzleşmesi problemi olanlar, tabii bunlar kontrollü bir şekilde yapılır ama özellikle şu kişiler diyemeyiz. Uzman hekimin onay verdiği herkes, bir de kendini iyi hisseden herkes ağırlık sporu yapabilir. Yani bunun belli bir kriteri yoktur hocam. Teşekkürler. Biraz da 65 yaş üstünden bahsetmek istiyorum hocam ya da ileri seviye yaş grupları için. Spor salonlarında ne önerirsiniz? Bizim de çok fazla bu şekilde üyemiz ve takipçimiz var. Hocam yoğun kardiyovasküler egzersizleri yapmamalarını öneririz. Onlar için en ideal spor, yürüyüş, hafif tempo yürüyüş, kendilerine göre biraz tempolarını yükselterek yapacakları yürüyüşler, işte bisiklet, kondisyon bisikletleri, işte eliptik aletleri. Tabii bunlar da çok fazla yüklenmeden, seviyelerini çok fazla artırmadan, çünkü artık belli bir yaş grubuna geldiklerinde eklemsel problemler ortaya çıkabiliyor. Yani spor yapalım, sağlıklı olalım derken diğer yerlerden de sıkıntıya girmemeleri gerekiyor. O yüzden açık havada genellikle tavsiyemiz. Açık havada düz yürüyüşler, hafif hızlı tempo yürüyüşler. Spor salonunda olursa yine yürüyüş bandında ama çok uzun değil. Yani saatlerce 60 dakika, 70 dakika koşu bandı üzerinde yapılan yürüyüşler de dizlere sıkıntı yaratabilir. 20-25 dakikalık yürüyüş, ardından 10-15 dakikalık kondisyon bisikleti. Duruma göre belki 5-10 dakikada eliptik yaparsa ya o yaş grubu için çok yeterli bir kardiyo antrenmanı olur. Bir de kaslar için de hafif tempo makinalarda eğitmen gözetiminde ağırlık çalışırsa ama çok hafif tempoda eğitmen zaten yönlendirecektir. Mükemmel olur. Hemen şunu da ekleyeyim hocam o zaman ben. Kronik diz ağrı problemi yaşayanlar salonlarda nelere dikkat etmeliler özellikle? Özellikle koşu bandında hızlı tempo koşular ya da incline alıp bayır yukarı yürüyüşler, bunlara çok dikkat etmeli. Bisiklet sürüyorsa eğer dizinde ağrı oluyorsa bisiklet sürmemeli. Eliptik yaparken yine dizinde ağrı oluyorsa eliptik yapmamalı. Egzersizler işte squat, dizinde ağrı yapıyorsa işte lunge egzersizi ağrı yapıyorsa, kısaca şöyle söyleyeyim hocam. Ağrıyan bölgesini daha da ağrıtan, yaptığı egzersizlerde dizine iyi gelmeyen hangi egzersiz, bu kardiyovasküler olur, kuvvet egzersizi olur, makine olur, dizinizi ağrıtıyorsa kesinlikle o egzersizi yapmayın. Yani o egzersiz sizi daha da kötüye götürecektir. Önemli olan burada kendi kendimizin doktoru olmamız. Yani dizimiz ağrıyorsa anlamalıyız ki bu egzersiz bize uygun değil. Vücut error veriyor, uyarı veriyor, diyor ki yapma. O yüzden dizimizi ağrıtan egzersizlerden uzak durmalıyız. Teşekkürler hocam. Hemen bir diğer sorumuza geçiyorum. Kardiyo antrenmanlarında uzun süreli yürüyüşler mi tavsiye edersiniz yoksa HIIT antrenmanlar mı? Daha kesinlikle HIIT antrenman. Çünkü HIIT kardiyo esnasında bizim vücudumuzda ağırlık antrenmanı sonrasında salgılanan growth hormonu salgılanır. Bu da bize üst seviyelerde yağ yakımı sağlar. İkincisi yapılan son araştırmalarda HIIT kardiyonun daha fazla yağ yaktığını, hatta antrenman bittikten sonra 2 saat daha yağ yaktığını gösterir. Nabzımızı sürekli yükseltip düşürelim. İster yürüyüşle kardiyo yapın, ister koşularla kardiyo, ister bisiklet, ip atlama, eliptik, yüzme hiç fark etmez. Nabzımızı yükseltip düşürerek yaparsak daha etkili olur. Tabii HIIT kardiyoda da bir süre sınırımız var. Tutup da 2 saat, 3 saat HIIT kardiyo yapmamız kesinlikle sağlıklı değil. 35 dakika ile 50 dakika arasında yaptığımız HIIT kardiyo bize mükemmel sonuç elde eder. Aksi takdirde vücut daha da uzun soluklu bir süreye girdiğinde ya artık kortizol hormonu salgılayıp bizim hormonlarımızı baskılar. Bu da bizim tam tersi yağ yakımımızdan çok yağlanmamıza sebep olabilir. Sadece kalori yakmış oluruz, yorulmuş oluruz. O yüzden 35-50 dakika arası bizim için çok ideal bir kardiyo aralığıdır. Peki hocam, sizce bir birey kaç ayda kas yapabilir hemen? Bu da çok gelen sorulardan Bir tanesi hocam. Yani bu soruya cevap vermemiz doğru değil. Ama ortalama genel bir
cevap vermemi isterseniz. Evet. Hani başta saydık ya vücut tipleri, mezomorf, endomorf, ektomorf. Kişi mezomorf vücut yapısına sahip. Yani atletik bir vücuda sahip. Çok iyi besleniyor. Çok iyi antrenman yapıyor. Çok iyi dinleniyor. Uyuyor yeterli şekilde. Bu kişi bir ay içerisinde kendisi fark eder, artık der ki ya kollarım, omuzlarım, sırtım, göğsüm, bacaklarım çok değişmeye başladı der. 3 ay içerisinde, 3 ay sonra çevresinde onu bir aydır, 1,5 aydır görmeyen bir arkadaşı gördüğünde şaşırır, sana ne oldu, işte kaslanmışsın ya da kilo almışsın der. 1 yıl ve üzerinde yine aynı şekilde hiç bozmadı beslenmeyi, antrenmanı, uykuyu, dinlenmeyi. Bir yıldan sonra da artık tanımadığı insanlar, böyle hani bizde kaslı olan kişilere bazıları böyle imrenerek ya da bazıları da itici gözüyle baktığı gibi ona da bakmaya başlar bir yıl ve üstünde. Yani ortalama olarak bu şekilde cevap verebilirim ama net kimse bunun cevabını veremez. Dediğimiz gibi beslenme, iyi antrenman, dinlenme, bu üç halkayı doğru bir şekilde yaparsak olabildiğince kısa sürede kaslarımız ortaya çıkar. Peki hocam, definasyon dönemi, özellikle yarışmaya hazırlık döneminde tüketmemiz ya da tüketmememiz gereken besinler var mı? Sizin bu konuyla ilgili püf noktalarınız neler? Hocam, basit şeker kesinlikle tüketmemeliyiz. Eğer hormon, growth hormonu kullanıyorsak kesinlikle, zaten hocam bu soruyu soran kişi muhtemelen ileri seviye sporcu olduğu için daha çok bilgiye sahiptir. Growth hormonu kullanımı esnasında süt ve süt ürünleri, kazein proteini olduğu için kan şekerini 6 ila 8 saat yüksekte tutar. Kullandığımız, dışarıdan aldığımız growth hormonunun bize insülini, tükettiğimiz süt ürünlerinden dolayı insülinimizi yükseltir. Kullanacağımız growth hormonunu etkisini düşürür. O yüzden süt ürünleri tüketilmez. Growth hormonu kullanıyorsak. Basit şeker zaten tüketemeyiz. Bir de glisemik indeksi yüksek olan karbonhidratlar kesinlikle tüketilmez. Definasyon artık, ama bu yarışmanın bir de süreci vardır. Yani aslında bu konu 1-2 dakikada cevaplanabilecek bir soru değil. Uzun bir konu. İleri seviye bir sporcuysa zaten nasıl beslenmesi gerektiğini bilir ama normal sedanter bir birey yağ yakımı istiyorsa ona tavsiyelerde bulunabiliriz. Glisemik indeksi düşük karbonhidrat tüketebilir. Basit şekerden kaçınabilir. Bir de düzenli beslenebilir. Bol protein, hayvansal protein ve sebze, salata, lif ağırlıklı beslenebilir. Bir de yeterli miktarda su tüketirse yağ yakımını hızlandırır diyebiliriz. Teşekkürler. Peki hocam, ağırlık öncesi ısınmayı nasıl yapmalıyız? Hocam iki çeşit yapabiliriz, iki şekilde. Kardiyovasküler antrenmanında kardiyovasküler aletine 8 dakikalık, 10 dakikalık bir ısınma rutini yapabiliriz. Ya da yapacağımız ilk egzersiz, örnek veriyorum, dumbbell press'tir. İşte ikişer buçuk kilolarla bir 20-30 tekrar yapıp ardından beşer kilolarla yine bir 15-20 tekrar dinlendik. Yedişer buçuk kilolarla bir 15-20 tekrar yaptıktan sonra ana setimize de başlayabiliriz. Kardiyovasküler aletinde de 8-10 dakikalık ısınabiliriz. Peki hocam, şöyle de bir durum var. Her şeye çok dikkat ettiğini söyleyen üyelerimiz, takipçilerimiz var. Ama spor yapıyor, düzenli besleniyor. Fakat tek küçük bir nokta, tatlıyı kesemiyor. Bu konuda ne dersiniz? Bunu daha fazla uzun süreli kardiyo antrenmanlarıyla dengeleyebilirler mi? Hocam, vücudumuzun almadan yaşayabildiği tek şey o tatlı. Baklava, kadayıf, küçük, çikolata. Küçük diyoruz ama büyük, aynen, bir etken aslında. Yani vücudumuz tuz almadan yaşayamaz, karbonhidrat almadan yaşayamaz, su almadan yaşayamaz ama şeker almadan yaşar. Şeker yediğimiz ekmeğin içinde, bulgurun, pirincin, makarnanın içinde, bazı diğer yediğimiz işte bitkisel proteinlerin içinde zaten şeker var. Ekstra zaten bizim o saydığımız tatlıydı, şekerdi, çikolataydı, işte şekerli içeceklerdi. Ekstra zaten bunu almamıza gerek yok. Burada sadece irade devreye giriyor. İradenize sahip çıkıp o tatlıyı yemezseniz daha sağlıklı sonuçlar elde edersiniz. Zaten başarılı kişiyle başarısız arasındaki tek aradaki o kısa ince çizgi iradedir hocam.
İradeye sahip çıkanlar, başarılı yani tatlı yemeyenler. Tabii hayatınız boyunca hiç mi tatlı yemeyeceksiniz? İlla ki yiyeceksiniz. Ödül günleriniz olsun. Haftanın bir günü ya da iki haftada bir. O zaman yiyebilirsiniz ama bunu sürekli hale getirdiğimizde bağımlılık yapıyor. Peki hocam, malum dünyayı kasıp kavuran bir pandemi içerisindeyiz ve ortalama bir yıldır gerçekten hareketsiz bir yaşama doğru sürüklendik. Elimizde olmayan sebeplerden dolayı. Yaz sezonu da yaklaşıyor. Hızlı kilo vermek isteyen takipçilerimiz vardır illaki. Bunlara ne söylemek istersiniz? Hocam, if yapsınlar. Intermittent fasting, aralıklı oruç en sağlıklı, en hızlı kilo verdiren beslenme programıdır. Çeşitleri var bunun. İşte daha çok uzman diyetisyen arkadaşlardan yardım alınabilir. İşte internette bu beslenmeyle alakalı öneriler, örnek beslenme programları vardır, onu yapabilirler. Ama uzun süreli böyle bilinçsizce aç kalmak doğru değil. Aralıklı oruç diyetinde de zaten yeterli miktarda protein almamız lazım. Çünkü uzun bir süre vücudumuz aç kalıyor. Tavsiye aralıklı oruç, IF yani intermittent fasting diyet programıdır. Hızlı bir sonuç verdirir, sağlıklıdır, bağışıklığı güçlendirir. Yani tavsiye budur hocam. Bunun dışında çok fazla spor yaparak da bunu desteklediğimizde çok hızlı kilo vermek sağlıklı mı bir süreç hocam? Hocam şimdi şöyle örnek vereyim. Spor yaptık. Yaptığımız spor branşında işte ağırlık olsun, kardiyo olsun hiç fark etmez. 500 kalori yaktık. Şimdi o yaktığımız 500 kaloriyi gidip spor sonrası öğünümüzde 600 kalorilik, 700 kalorilik bir besin yersek istediğimiz kadar spor yapalım. Ya da 500 kalorilik bir spor yaptık, gittik bir dilim tatlı yedik. Başka hiçbir şey yemedik. Hocam sadece tatlı yedim, başka hiçbir şey yemedim. Boşa gitti. Oradaki amaç insülini yükseltmemek. Yani spor yaptıktan sonra sağlıklı hayvansal protein, sağlıklı yağ, sebze salata tüketirsek zaten hızlı bir şekilde sonuç alırız. Burada aslında hocam bir önceki soru gibi irade. Yani tamam çok acıkabiliriz, çok canımız isteyebilir ama yani bizim bir hedefimiz varsa o hedefe giderken bizim biraz kendimize, irademize sahip çıkmamız lazım. Çok zor bir şey değil. Ramazan'da oruç tutabilen herkes aslında diyet programı da yapabilir. Evet. Teşekkürler hocam. Evet. Peki terlemek hocam, bu çok fazla bu konu hakkında konuşuluyor, çok fazla söylenti var. Terlemek kilo kaybında, yağ yakımında çok etkili bir durum mudur? Hocam çok terleyen kişi çok yağ yakar anlamına gelmez. Evet. Kişinin tamamen metabolizmasıyla alakalı. 120 kilogramlık bir bireyi yürüyüş bandında 10 kilometre hızda koşturmaya başlarsak 5 dakika sonra belki su gibi terler. Aynı 120 kilogramlık bir bireyi o kilometre hızla koşturduğumuzda belki 15 dakika sonra terlemeye başlar. Bu tamamen kişinin metabolizmasıyla alakalı, beslenmesiyle, su tüketimiyle alakalı. Bizim buradaki amacımız şudur hocam, terlemek ve yağ yakımı. Yağ yakma nabız aralığı dediğimiz, yağ yakımı nabız aralığında kardiyovasküler antrenmanımızı HIIT kardiyo şeklinde yaparsak güzel sonuçlar elde ederiz. Tabi bu esnada giyeceğimiz kıyafet de önemli. İşte yağmurluklu, sauna eşofmanıydı, o tarz kıyafetler giyersek daha çok terleriz. Ama insanları genelde terlemek motive ettiği için sizi terleten kıyafetler giyerek kardiyovasküler antrenmanınızı gerçekleştirebilirsiniz ama çok terleyen çok yağ yakar anlamına gelmemektedir. Peki hocam, partnerle ağırlık antrenmanı yapmak kişiye ne gibi faydalar sağlar? Hocam o soruyu yapmadan önce bir takipçimiz, bu yeni değil, biz zaten hareketsiz bir toplumduk, bu yayınları yapmak için keşke pandemiyi beklemeseydiniz. Şimdi değerli takipçimiz, pandemi dönemine girdiğimiz için ister istemez herkes evde hareketsiz kaldı. Biz de sizler hareketsiz kalmayın diye pandemiye girdikten sonra sizlere olabildiğince destek vermeye çalıştık. Zaten bu yayınlar pandemiden önce de yine sosyal medyalarda vardı. Hani oralardan takip edebilirsiniz. Amacımız salonlar kapalıyken sizlerin hareketsiz kalmayıp formunuzu korumak olduğu için yayınlarımıza pandemide başladık. İnşallah yayınlarımıza devam ederek güzel sonuçlar elde edersiniz. Hemen sorumuzu tekrar
tekrarlıyorum. Partnerle ağırlık antrenmanı çalışmanın ne gibi faydaları vardır? Partneri iyi ise hocam, çok iyi sonuçlar elde ederiz. Partner kötüyse zaten sporu bırakırız, gitmeyiz. Şimdi ağırlık antrenmandan örnek vereyim. 20 kiloluk bir ağırlık seti yapacağız. Partner gaza getirip, ya bu set 25 yapalım, 30 yapalım diye gaza getirip sizi teşvik ediyorsa güzel olur. Yani güzel sonuçlar doğurur. Bir de partner var, ya bugün de gitmesek de başka bir yere mi gitsek falan. Zaten bu şekilde partner olanlar genelde sporu bırakır. Kesinlikle iyi bir partner seçimi bizim bu süreçteki gelişimimizi çok olumlu yönde etkiler. Peki hocam, dinlenmelerle ilgili bir soru var. Ben bu soruyu şu şekilde çeşitlendirmek istiyorum. Bir, set ve tekrar arası dinlenmelerden bahsetmenizi rica edeceğim. Bir de antrenman günleri arasında nasıl bir dinlenme yapmalıyız? Nasıl bir plan çıkarmalıyız? Bunlar hakkında bize biraz bilgi verirseniz. Antrenman günlerinden bahsedelim hocam. Evet. Antrenman günleri gün aşırı yapmalıyız. Çünkü kasın dinlenme süresi 48 saattir hocam. Bugün saat 10'da çalıştığımız kas 48 saat sonra bu saatte dinlenmiş olur. O yüzden antrenmanlarımızı biz gün aşırı pazartesi, çarşamba, cuma ya da salı, perşembe, cumartesi şeklinde yaparız. Bu söylediğimiz tabii sedanter spora yeni başlayan bireyler için. Zaten orta ve ileri seviye sporcular antrenmanı nasıl yapması gerektiğini, ne zaman yapması gerektiğini çok iyi biliyor. İki gün ard arda antrenman yapıp bir gün dinlenme olabiliyor. Her gün bir bölge egzersiz girip cumartesi pazar dinlenme yapılabiliyor ama biz orta ve başlangıç ve sedanter yeni başlayan bireyler için söylüyoruz. Gün aşırı yapılması tavsiyemizdir. Set arası dinlenme süresinde de hocam kuvvet mi, dayanıklılık mı, hipertrofi mi istiyoruz? Burada bizim önemli olan ne istediğimiz. Kuvvet antrenmanı yapıyorsak zaten 1 ile 5 arası tekrar çok yüksek tekrarlar gireceğimiz için kasımızın dinlenmesi bizim yaklaşık 2-3 dakikayı bulacaktır. Yoksa ikinci sete kısa aralıkla tekrar ağırlığın altına girdiğimizde ağırlığı kaldıramayacağız. O yüzden kuvvet antrenmanlarında 2-3 dakika bizim için yeterlidir. Hipertrofi antrenmanlarında 1 dakika yeterlidir. Dayanıklılık antrenmanlarında 30-45 saniye bizim için yeterli bir dinlenme arasıdır hocam. Teşekkürler hocam. Sorumu bir de şu şekilde çeşitlendirmek tabii istiyorum. Spora yeni başlayan bireyler, evet dinlenmeleri falan konuştuk ama nelere dikkat etmeli? Spor salonuna gittiğinde önceliği ne olmalı? Bunlardan biraz bahsedebilir misiniz bize? Spor salonuna gittik hocam. Zaten oradaki antrenör arkadaşlar yardımcı olacaktır, program yazacaktır. Amaç, tek dikkat edeceğimiz şey vücudumuzu bir an önce hızlı bir şekilde kaslandırmayı düşünmemeliyiz. Hızlı bir şekilde kilo vermeyi düşünmemeliyiz. Çünkü o kiloları bir günde, bir haftada, bir ayda almadığımız gibi bir günde, bir haftada, bir ayda da veremeyeceğimizi bilmeliyiz. Önemli olan burada süreklilik olmalı. Sürekli düzenli beslenmeyle, düzenli antrenman programıyla, düzenli uykuyla uzun bir süreye yayarsak bizim gelişimimiz daha iyi olacaktır. Öbür türlü olduğunda hocam çok hızlı başlıyoruz. Tamam mı? Evet. Çok bir gazla başlıyoruz. Çok iyi kardiyo yapıyoruz. Çok uzun süre kardiyo yapıyoruz. Sonra sıkılıyoruz. Maalesef. Bizim buradaki amacımız sıkılmamamız. Yani olabildiğince antrenmanı çok keyifli hale getirip ya ertesi gün olsa da antrenmana gitsem dememiz. Beslenmeyi çok keyifli hale getirmemiz. Yani tavuk yiyorsun sürekli ya da yumurta yiyorsun. Ya bıktım artık değil de farklı aromalarla, farklı soslarla, farklı tatlar ortaya çıkararak daha keyifli tüketmek. Yani beslenmede de antrenmanda da kendinizi olabildiğince sıkmamak kaydıyla uzun soluklu bir sürece girmenizi tavsiye ederiz. Peki hocam, şimdi de canlı yayınlarımıza yoğunlukla gelen sorularla hemen başlayalım. Trisepslerimizi ve bisepslerimizi evde nasıl çalıştırabiliriz hocam? Yardımcı olur musunuz? Bizim full body antrenman programımız oluyor perşembe günleri. Perşembe günleri biz vücudumuzun tüm kas gruplarını çalıştırabiliyoruz. Triseps ve biseps egzersizleri de var ama siz sadece kol odaklı düşünüyorsanız eğer size yeterli olmayacaktır. Egzersiz ismi verebilirim. Triseps için evde dumbbell'larla T
tek dumbbell, french yapabilirsiniz, kickback yapabilirsiniz, dar push up dediğimiz dar şınav yapabilirsiniz. Bunlar triceps kaslarınızı güzel sonuçlarla geliştirir. Biceps'te de dumbbell curl yapabilirsiniz, alternatif dumbbell curl yapabilirsiniz. Eğer barınız varsa Z bar yapabilirsiniz, incline dumbbell curl yapabilirsiniz. Tekrar araları 3 ya da 4 set 8 ile 12 tekrar aralığında olabildiğince hissederek, yakarak kaslarınızı, kol kaslarınızı çalışırsanız çok güzel bir sonuç elde edersiniz. Lütfen set arası dinlenme süresinde kısa tutalım olabildiğince. Peki hocam, hemen bir diğer takipçimizin sorusuna geçiyorum. Hocam, antrenman öncesi ve sonrasında beslenme şekli nasıl olmalıdır? Hangi öğünde protein veya karbonhidrata ağırlık verilmelidir? Antrenman öncesi ağırlık antrenmanı muhtemelen güzel bir soru. Takipçimize teşekkür ediyoruz. Antrenman öncesi 2 saat, 1-1,5 saat öncesinden glisemik indeksi yüksek olan bir karbonhidrat tüketebiliriz. Antrenmana girdiğimizde, bu süreyi şöyle söyleyeyim. Antrenmana girdiğimizde vücudumuzun hafif böyle bir aç olması lazım. Çok değil ama. Ona göre süreyi ayarlayabiliriz. Yani 1 saat olur. Beyaz pirinç tüketiyorsanız 1 saat yeterlidir bizim. Ağırlık antrenmanı bittikten sonra 20 dakika hiçbir şey tüketmeyin. Growth hormonu salgılandığı için o growth'u bir kullanalım. Bir kaslar kullansın, yağ yakımı olsun, kas gelişimi olsun. Ardından karbonhidrat olarak yine glisemik indeksi yüksek bir karbonhidrat tüketelim. Eğer bunu pirinçten alacaksanız, beyaz pirinç, meyveden alacaksanız muz tüketebilirsiniz. Ardından protein tüketiminize, hayvansal protein ama et, tavuk, balık, yumurta, protein tüketiminize önem gösterin. Çünkü kaslarımızı büyüten, karbonhidrat besleyen ve onaran proteindir. Glisemik indeksi yüksek olan karbonhidrat antrenman sonrası çok önemli. Kepekli veya basmati pirinç tüketmeyin. Ha, olur mu? Olur ama bizim için daha çok hızlı bir şekilde kan şekerimizi yükseltmesi lazım. Patates de olur, beyaz pirinç de olur. Diğer öğünlerde de zaten biliyordur muhtemelen, sadece antrenman öncesi ve sonrasını sormuş takipçimiz. Evet. Peki hocam, hemen bir diğer sorumuza geçiyorum. Hocam, protein tozu zararlı mıdır? Kafamız bu konuda çok karışık. Protein tozu zararlı değildir. Protein tozu ilaç değildir. Protein tozu herhangi bir hastalığı tedavi etmez. Protein tozu kas yaptırmaz. Protein tozu yağ yaktırmaz. Protein tozu ve onun gibi supplementler, bu spordaki etkisi %5'tir. İşin sırrı doğal beslenmedir. Yediğimiz bizim et, tavuk, balık, işte soya proteinleri, karbonhidratlardır. Yani protein tozunun yeterli miktarda tüketirsek bir zararını görmeyiz. Ama her öğün sabah yumurta yiyemediniz, protein tozu içtiniz. Öğlen tavuk yiyemediniz, protein tozu içtiniz. Akşam aynı şekilde et, tavuk, balık yiyemediniz, protein tozu içtiniz. O zaman zararını görürsünüz. Özgeçmişinizde böbrek, karaciğer rahatsızlığı varsa yine görürsünüz. Spor yapmadan içerseniz yine görürsünüz. Spor esnasında, yani spor yaparken kullandığınızda az su tüketirseniz yine ister istemez karaciğer, böbrek değerlerinde değişim görürsünüz. Protein tozu genel olarak öldürmez, sakat bırakmaz. O yüzden uzman bir eğitmenden yardım alarak ne zaman kullanmanız gerektiğini, nasıl kullanmanız gerektiğini öğrenerek kullanabilirsiniz. Dediğimiz gibi ilaç değildir, tedavi etmez. Peki hocam, hemen bir diğer takipçimizin sorusuyla devam ediyorum. Hocam, tendon rahatsızlığı olan biri hangi kardiyo ekipmanını kullanmamalı? Tendon rahatsızlığı, aşil tendonu sanırım. Eliptikte ister istemez aşil tendonuna yüklenme olacaktır. Koşu bandında yüklenme olacaktır. Bisiklet sürerken dikey ya da yatay bisikletlerde pedalı çevirirken eğer tendonunuzda bir çekme, bir ağrı hissetmiyorsanız bisiklet sürebilirsiniz. Hem bacak kaslarınızı çalıştırır. Ama bu soruya benzer bir soru ilk başta gelmişti. Yaptığınız hangi egzersiz olursa, hangi alet olursa olsun, o bölgenizi ağrıtıyorsa o egzersizi yapmaktan kaçının derim. Peki hocam, bir diğer takipçimizin
sorusuyla devam ediyorum. Pandemi sürecinde de evde düzenli olarak sporuma devam ettim. Malum önümüz Ramazan, bir aylık ara versem vücudumda çok fazla sıkıntı yaşar mıyım? Muhtemelen gerileme tarzı bir şey düşünüyor. Çok ciddi gerileme yaşar. Şöyle söyleyelim. Diye. Vücudumuz 3 haftadan sonra olumsuz tepkiler vermeye başlar. Ama bu süreçte tabii sizin beslenmenizi de kötü yapmamanız kaydıyla, beslenmenize dikkat ettiğiniz sürece hiçbir sıkıntı olmaz. Psikolojik olarak belki biraz yağlandığınızı ya da kaslarınızın küçüldüğünü eğer fitness çalışıyorsanız hissedebilirsiniz ama beslenmenize, su tüketiminize dikkat ederseniz, uykunuza dikkat ederseniz bir aylık süreçte sizi görsel olarak değişikliğe, olumsuz bir değişikliğe götürmez. Evet, hemen bir diğer sorumuza geçiyorum. Yine Ramazan'la alakalı bir sorumuz vardı, oruçla alakalı. Hocam, Ramazan'da antrenman yapmayı doğru buluyor musunuz? Geri parantez içerisinde de yüksek şiddetli antrenmanlardan bahsettiğini belirtmiş takipçimiz. Yüksek şiddette Ramazan'da antrenman tavsiye etmiyoruz. Çünkü vücut susuz, uzun bir süre aç ve susuz. Antrenman esnasında bizim kesinlikle su tüketmemiz gerekiyor. O yüzden yüksek şiddetli antrenmanlarda daha çok su ihtiyacı olur. Vücudumuzun elektrolit dengesi bozulur. Tansiyon, şeker aniden düşebilir. Rahatsızlık yaşayabiliriz. Zaten kaslarımız hipertrofiye değil, atrofiye uğrayabilir. Yani yıkıma uğrayabilir. O yüzden ben tavsiyem iftardan bir saat önce hafif tempo, hafif ağırlıklarla, İşte hafif tempo yürüyüşlerle, kardiyolarla egzersiz yapabilirsiniz ya da iftardan 2-3 saat sonra antrenman yapabilirsiniz. Kesinlikle şiddetli, Ramazan'da şiddetli bir kardiyo ya da ağırlık antrenmanı yapmayın. Son olarak ben de size şunu sormak istiyorum hocam. Bugün genelde evde ve spor salonunda yaptığımız sporlardan bahsettik. Sizce ikisinde de aynı verimi alabilir miyiz? Evde spor yapmak ve spor salonunda spor yapmak arasında ne gibi farklar var? Hocam, psikolojik. Şimdi spor salonuna spor için gidiyoruz. Yani işimizi gücümüzü bırakıyoruz, belki misafirliği bırakıyoruz. İşte oradaki ortamda da herkes spor yaptığı için ister istemez psikolojik olarak motive oluyoruz. Evde genelde şu olabiliyor. Ya bugün dizim var, filmim var, işte bugün misafir gelecek diye erteleyebiliyoruz, üşenebiliyoruz. O yüzden yani tamamen kişinin psikolojisine, motivasyonuna bağlı. Yapmak isteyen kişi spor salonunda da aynı tempoda, aynı verimde yapar. Evde de aynı şekilde yapar. Ama tabii evde yapılan sporlarda sizin bahanelerin arkasına sığınmamanızı tavsiye ederiz. Evde spor yaparak çok iyi sonuçlar alan takipçilerimiz, üyelerimiz var. Bize güzel dönüşler sağlıyor. Yani uzun süredir bizle birlikte canlı yayınlara katılıyor. Hatta katılamıyorsa da sonrasında Instagram, Facebook, YouTube'dan sonrasında yüklediğimiz videolardan yapabiliyor. Yani güzel olumlu dönüşler yapabiliyoruz. Yani bu kişiler de ister istemez üşeniyordur. Bir şeylerin, bahanelerin arkasına gizleniyordur ama o gün yapmıyorsa da ertesi gün kesin yapıyordur. Tamamen psikolojiktir. Psikolojimizi ona göre ayarlamalıyız. Sıkılarak, bunalarak, istemeyerek, zorlayarak yaparsak zaten spor hayatımız kısa soluklu oluyor. O yüzden daha keyifli olması için bizim dikkat etmemiz gereken tek şey sporu hayatımız boyunca uzun bir sürece yaymak olacaktır. Bu spor salonunda da olur, evde de olur, bahçede de olur, hiç fark etmez. O yüzden sporu lütfen sağlık için ömür boyu uzun soluklu yapmanızı tavsiye ederiz. Bizim de her zaman dediğimiz gibi sizlerin en büyük motivasyonu tabii ki de spor yaptığınız süreçlerde vücudunuzdaki değişimler bizim de en büyük motivasyonlarımızdan biri. Sizin daha sağlıklı bir birey haline gelmeniz, verdiğiniz kilolarınız, kaslarınızın artışı, bundan haz almanız bizim de zaten en büyük motivasyonumuz. Bugünkü sorularımız bu kadardı. Selçuk Hocam'a bilgilerimizi tazelediği için ve verdiği kıymetli bilgileri için çok teşekkür ediyoruz. Sizlerle birlikte gerçekleştirdiğimiz tüm programlarımız, sosyal medya hesaplarımız olan Facebook, Instagram ve YouTube kanallarımızda yüklü olarak bulunacaktır. Bizleri takip etmeyi, beğenmeyi ve bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. Özellikle sevgili çocuklar, sizler için de hafta sonları çocuk antrenman programlarımız hala devam etmekte. Bizleri takipte kalın, hoşça kalın.